أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizin hem dünyasını hem ahiretini mamur eylesin. Gönlünüzü, gönlümüzü aşkıyla, muhabbetiyle tenvir-u ihya eylesin. Yüce Rabbim her birimizi, eşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı, aile bireylerimizi, Allah aşıkı olan, Allah yolunda yürüyen, Allah'a dost olmak için mücadele veren ve neticede Allah dostu olan, dünyadan ahirete göçerken imanı kamil ile hazırlıklı göçen bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim her birinizin, her birimizin maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ikram eylesin. Rabbim annelerimizden, babalarımızdan, eşlerimizden, çocuklarımızdan, damatlarımızdan, gelinlerimizden, komşularımızdan yüzümüzü güldürsün. Kazancımızı bereketli eylesin, bedenlerimizi sağlıklı, sıhhatli eylesin, her birimizi de şükreden, şakirlerden eylesin. Yeryüzünde ne kadar mazlum ve mağdur kardeşlerimiz varsa Rabbim imdad eylesin. Hürriyetten mahrum kalmış, inancı sebebiyle zulme uğramış ne kadar yeryüzünde insan varsa Rabbim rahmetiyle kurtarsın. Onlara zulmeden zalimleri kahreylesin. Bilhassa son günlerde bütün dünyanın gözü önünde ve dünyanın sözüm ona egemen güçlerinin desteğiyle medeniyet abidesi kendisini gösteren, insan hakları konusunda hassas olduğunu dünyaya ilan eden bu canavardan daha canavar Batı medeniyetinin desteğiyle en büyük zulme uğrayan Gazze'deki kardeşlerimizi, soykırımına uğrayan, maruz kalan kardeşlerimizi, çocuklarıyla, kadınlarıyla, yaşlısıyla, ihtiyarıyla yok edilmeye çalışılan Gazze'deki kardeşlerimizi Rabbim rahmetiyle en kısa zamanda kurtarsın. Onlara zulmeden Yahudi milletini, devletini, askerini müttefikleriyle beraber Rabbim halk ile yeksan eylesin. Güç ve kuvvetlerini yok eylesin. İslam alemine birlik ve beraberlik, gelecekteki tehlikeleri görerek şimdiden ciddi manada hazırlık yapabilme kabiliyetini bilfiil Rabbim neticeye dönüştürmelerini nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabımızda zekat bölümünün bablarını, kısımlar içerisindeki bölümlerini okumaya devam ediyor. Ve geldiğimiz noktada da hangi sadaka daha faziletlidir? Bu konuda bir ders yapmıştık. Şimdi ikinci fasılda bu başlık altında ikinci bir fasıl var. Daha doğrusu üç fasıl var. Birincisini okuduk, ikinci fasıldayız. Bugünkü dersimizde birinci hadis-i şerifimiz An Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den mervidir ki Kale ya Resulallah, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sorarlar. Ey Allah'ın Resulü, eyyus sadakati afzalu. Elbette sadaka, insanın imandaki dürüstlüğünü, Allah'a ve ahiret gününe olan inancın tasdikini ifade eden güzel bir davranıştır. Ancak sadakadan sadakaya elbette fark vardır. Bu sadakalar içerisinde en faziletli olan hangisidir? Kâle aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz buyurdular ki, cuhdul mukilli. Yani, fakir olan bir insan, gücünün yettiği neyse odur.
Malı az olan bir insan eğer malının tamamını sadaka olarak verirse bu sefer eleşmeye başlayacaktır. O faziletli olmaz. Yani nedir? O malı az olan insan, yani fakir olan insan ne verebilir? Atıyorum 10 tane hurması olan 3 tanesini verebilir. Efendim bir miktar parasını kendisine bırakıp, ihtiyaçlarına bırakıp o geride kalan bir miktarını vermek, gerçekten fakirken verebilmek, azken verebilmek çok faziletlidir. Geçtiğimiz derste de en faziletli sadakadan bahseden hadis-i şerif olmuştu. Hayrus sadakati ma kana an zahri ginen. Yani bir insan zengin, yani ihtiyaç duymadığı şeyi vermesi, ihtiyaç duymadığı derken yani verip de yarın dilenmeyecek şekilde olması lazım. Zengin bir insanın verdiği, muhtaç olmayan bir insanın verdiği sadaka faziletlidir demişti. Şimdi burada fakirden bahsediyor, orada zenginden bahsediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu konuda sorulan sorulara verdiği cevaplardan muhaddisler şöyle bir neticeye varıyorlar. Yani sadaka veren kişinin Allah'a tevekkülü çok önemlidir. İnsanlara verdikten sonra kendisi el açacaksa bu uygun bir şey değildir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz gibi malının tamamını getirmiş ama ondan sonra insanlara el açmamış. Elinin emeğiyle mücadele vermiş, tırmanmış ve tırmalamış. Neticede kendi ihtiyacını yine kendisi görmüş, ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bir insanın Allah'a tevekkülü fazla ise ve kendisi çalışarak ihtiyacını karşılayacak durumda ise bu insanın fazla vermesinde sıkıntı yok olabilir. Ancak normal şartlarda bir fakir bir miktar sadaka veriyor. Geride bıraktığı imkanlarla da kendisini geçindiriyor. Kimseye el açmıyorsa, bu gerçekten fakir olduğu halde bir insan verebiliyorsa, bu faziletli bir davranıştır. Bu hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Hadis-i şerifin son cümlesi de vebde bimen te'ulu. Yani bir insan vermeye kalktığı zaman kendi yakınında, diyelim ki annesinin ihtiyacı var. Annesinin ihtiyacı varken yabancı birisine vermeye gerek yok. Annesinin ihtiyacını görmelidir, babasının ihtiyacını görmelidir, eşinin ihtiyacı varsa onu görmelidir, çocuğunun ihtiyacı varsa onu görmelidir, amcasının, dayısının, yani yakınlarının ihtiyacı varsa veya elin altında çalışan elemanın ihtiyacı varsa o ihtiyacı görmelidir, oradan başlamalıdır. Bir insan fakirken gönlü aşk ile şevk ile şu kadarını versem şu kadarla idare ederim diyerek o azdan verdiği az da olsa Cenab-ı Hak nezdinde çok değerlidir. Bu konuda merfu bir hadis-i şerif vardır. Sebeka dirhamun mi'ete elfi dirhemin. Bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani adam bir dirhem vermiştir, öbürü 100.000 dirhem vermiştir. O bir dirhem veren, 100.000 dirhem verenden daha fazla sevap almıştır. Tabi burada şunu kaçırmamak lazım. 100.000 dirhem verenin sevabını Cenab-ı Hak bol bol veriyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama bir dirhem verene 100.000 dirhemden daha fazla, 100.000 dirhem verenden daha fazla sevap verdiği olur mu? Elbette olur. Nasıl? Raculun lehu dirheman. Adamın zaten 2 dirhemi vardı. Tabiri caizse 2 lirası vardı, 1 lirasını verdi. Ama 100.000 dirhem veren adamın 1.000.000 dirhemi vardı. O 1.000.000 dirhemden vermiştir 100.000 dirhemi. Yani o çoktan çok az vermiştir. Bu azın yarısını vermiştir. Demek ki bir işçi diyelim, 15.000 lira maaş aldığını kabul edelim. Bir de fabrikada müdür, 60.000 lira maaş aldığını düşünelim. 60.000 lira maaş alan 2 tane çocuğu var. 15.000 lira maaş alan 3 tane çocuğu var veya 2 tane 3 tane çocuğu var. Caminin çıkışında yardım talep ediliyor. Kur'an kursu için, cami için veya yetimler için, Gazze için yardım talep ediliyor. Çıkarıyor 15.000 lira maaş alan kişi 100 lira veriyor. 60.000 lira maaş alan kişi de çıkarıyor 100 lira veriyor. Şimdi 2 tane 100 lira kondu oraya. Bunların maddi değeri aynıdır.
Ama birisi 60 bin liralık gelirden 100 bin lira vermiştir. Birisi 15 bin liralık gelirden 100 bin lira vermiştir, 100 lira vermiştir. Bunların evet değer itibariyle ikisi eşit olsa da Cenab-ı Hakk'ın değerlendirmesi itibariyle ikisi eşit değildir. Yani o 60 bin lira maaş alıp 100 lira verene Cenab-ı Hak bol bol verecek, onu mutlu edecek, memnun edecek. Ama o 15 bin liradan 100 lira verene Cenab-ı Hak öbürüne verdiğinden daha fazlasını vermiş olacak. Birisi kirada yaşıyordur, efendim çocukları muhtaçtır, öbürü kendi evinde oturuyordur, kira ödemiyordur. Buna rağmen bunun verdiği, onun verdiği kıyaslandığı zaman maddi olarak aynı miktarda olsa bile sevapları aynı değildir. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize maddi imkanları az olan insanın bile sadaka vereceğini, ancak bu sadakayı verirken kendi durumunu da nazara itibara alması gerektiğini, yani verdikten sonra el açacak durum oluşturmaması lazım. Ayrıca insan vermeye kalktığı zaman önce şöyle çevresine bir bakmalı. Anasına, babasına, eşine, çocuklarına, yakınlarına bir bakmalı. Gerçekten tabii. Mesela diyelim ki bizim çocuğumuzun iki tane ayakkabısı var. Üçüncüsünü istiyor. Ama öbür tarafta adamın hiç ayakkabısı yok. Burada elbette ihtiyaç şeyine göre, ihtiyaç durumuna göre dışarıdaki insanın ayağında ayakkabı yok, bizim ikincisini istiyor veya üçüncüsünü istiyorsa bu aradaki farkı da elbette gözetmek lazım. Ama bizim çocuğumuzun da ayakkabısı yok, dışarıda yabancı birisinin de ayakkabısı yok. Önce çocuğumuzun ayakkabısını almalıyız. Dışarıda yabancı birisinin sırtı açık, bizim de çocuğumuzun sırtı açıksa önce çocuğumuzun sırtını kapatmalıyız. Amcamız amcamızın çocuğunun sırtı açıktır, dışarıda yabancı birisinin sırtı açıktır. Amcamızın veya amcamızın çocuğunun sırtını kapatmamız dışarıdakini kapatmamızdan evladır. Ama amcamızın veya amcamızın çocuğunun sırtında bir takım elbise vardır. Dışarıdakinin tamamen çıplaksa o zaman dışarıdakini tercih etmek lazımdır. Yani ahval ve şeraita göre durumu ayarlamak lazım. İkinci hadis-i şerifimiz وَعَنْ سَلْمَانَ İbn Amir radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Es-sadakatu alel miskini sadakatu. Bir miskin fakir yoksula verilen sadaka mükemmel bir sadakadır. Bir insanın derdine derman olmak, ihtiyacını gidermek, aç olan bir karnı doyurmak, yolda gitmek için navlon bulamayan bir insanın o ihtiyacını karşılamak, ilaç alacak bir insanın, ilaç almaktan aciz olan bir insanın ilaç parasını karşılamak, ameliyat olacak bir insanın maddi imkansızlıkları sebebiyle ameliyat olamamasına dayanamayıp, kardeşim ben bu işi organize ediyorum bendendir diyebilmek mükemmel bir olaydır. İnsan ne kadar faydalı olursa çevresine o kadar değerlidir. İnsan sadece affedersin tavuk gibi kendine, horoz gibi kendisine çalışan birisi bir varlık olmamalıdır. İnsan etrafına ne kadar faydalı olursa hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bunu zaten herkes değerlendirir. Bir köyde, bir mahallede bir insan var ki herkesin derdine koşar. Herkes onu sever. Bir insan vardır ki maddi imkanları çok olsa bile yolda giderken arabasına kimseyi bile almaz. Bunu kibirli, gururlu kabul ederler. Yüzüne gülseler bile arkasından onu sevmezler. Onun için bir fakire bir sadaka vermek mükemmel bir olaydır. Mükemmel bir sadakadır. Fakat vehi ala zir rahmi sintani. Fakire verdiğin zaman bir sadakadır. Akrabaya verdiğin zaman iki sadakadır diyor. Yani iki kat oluyor. Neden? Sadakatun ve sıletun. Bir defa akrabandan ihtiyacı olana verdin sadakadır. Yabancı bir fakire verdin sadakadır. Yabancı ile akraba sonuçta ikisi de fakir olunca hangisine verirsen sadaka olmuş oluyor. Fakat akrabaya verince bir de sıla-i rahim olmuş oluyor. Efendim yeğenim bana yardım etti. Veya amcam bana yardım etti, dayım bana yardım etti. Veyahut da dayı diyor ki yeğenim bana yardım etti. Velhasıl yani
akrabalar arasında birliği, beraberliği sağlayacak, samimiyeti sağlayacak olan her tavır ve davranış, yabancılarla olan samimiyeti oluşturan her davranıştan iki kat daha fazla sevaptır. Demek ki yabancı bir fakire verdik 100 lira, 1000 lira. Mükemmel bir olay. Bir insana bizim vermek mecburiyetinde olmadığımız halde, yani nafakası bize ait olmadığı halde merhamet ettik, ona verdik. Merhamet edene Allah merhamet eder. Biz ona merhamet ederek verdiğimizde bir, merhamet edene Allah merhamet eder, buradan kazanıyoruz. İki, Allah'ın verdiğinden Allah'ın kuluna, Cenab-ı Hakk'ın kuluna vermiş oluyor. Bu manzarayı gören Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizim bu davranışımızı nezd-i ilahiyesinde kabule şayan oluyor. İkincisi, o fakirin gönlünü almış olduk. Garibanın gönlünü almış olduk. Bir de düşünün ki evine gitmiştir, çocuklarına karşı, eşine karşı. Yüzü gülmüştür, bir ihtiyacını gidermiştir. Eve giderken boş gidiyordu, şimdi poşetle beraber gitmiştir. Çocuklar sevinmiştir. Mükemmel bir olaydır. Onun için bunun karşılığının ne olacağını biz düşünemeyiz. Yani o bir sadakanın karşılığı ne olacağını düşünemeyiz. Ama bunun bir akraba olduğunu düşünelim, ikiyle çarpmamız lazım onu. Çünkü hem sadaka olmuş oluyor, aynı duygular bu akrabamızla da gerçekleşmiş oluyor. Bir de akrabalık duyguları da gelişmiş olması sıla-i rahim açısından, bir farzın ifası açısından da ehemmiyet arz ediyor. Kıymetli izleyenlerim, ne güzel dinimiz var. Aile içerisinde, aile akrabalar içerisinde oluşturduğu hava, birlik, beraberlik ne mükemmeldir. Ayrıca fakir insanlara, yoksul insanlara efendim dikkat etmek, onların gönlüne girmek, ihtiyaçlarını karşılama noktasında sosyal açısından gerçekten tam mükemmel bir yardımlaşma seferberliğini herkese ilan ediyor. 3 tane hurması olana bir tane verebiliyorsan bir tane ver. Veremiyorsan yarım hurma ver diyor. Mutlaka veren el olmayı tavsiye ediyor kıymetli izleyenlerim. Bir sonraki hadis-i şerifimiz An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilmiştir ki Câe racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Adamın bir tanesi geliyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e diyor ki İndi dinarun. Ya Resulallah, benim yanımda bir dinar var. Bunu harcarsam nereye harcayayım? Yani benim yanımda bir dinar olsa ve bunu da harcamak istesem evvela nereye harcamalıyım? Fekale enfikhu ala nefsik. Önce kendi ihtiyacın varsa kendi ihtiyacına bunu harca. Hani eve lazım olan camiye haramdır diye halk arasında bir söz vardır. Bir insanın kendisinin ihtiyacı varsa önce kendi ihtiyacını görmeli, o parayı kendi ihtiyacına harcamalı. Tabi ihtiyacı doğru görmek lazım. Yani lüks ayrı şeydir, ihtiyaç ayrı şeydir. Kale indi ahar. Ya Resulallah, peki ikinci bir dinarım olsa, önce kendi ihtiyacımı gördüm. İkinci ihtiyacım olsa bunu nerede harcamalıyım? Kale enfikhu ala veledik. Yani küçük çocuğun nafakada sana bağlıdır. Yani o çocuğun nafakasını temin etmekle sorumlusun. Dolayısıyla nafakasını teminle sorumlu olduğun çocuğuna harcarsın. Yani onun ihtiyacı varsa bunu ona harcayacaksın. Kale indi ahar. Peki üçüncü dinarım olsa bunu kime harcayayım? Kale enfikhu ala ehlik. Yani eşini harcayacaksın diyor. Burada önce çocuk sonra eş demiş olması, çocuk ala külli hal babanın himayesindedir. Yani babalık, evlatlık bitmez hiç. Hiç bitmez. Bitmesi mümkün değildir. Bir baba evladımı reddettim demekle evlatlıktan reddolmaz. Bir evlat babamı reddettim demekle bu da reddolmaz. Çünkü bu tabii bir şeydir. Yani bir insan hangi anneden doğduysa kesin annesi odur, değişmez. Babası kimse, babası da odur, değişmez. Ama eş durumuna gelince bugün eşi olan yarın eşi olmayabilir. Bu itibarla çocuğun nafakası alâ külli hâli, her şartlarda küçük olan çocuğun nafakası babaya ait olduğundan dolayı burada evlat önce zikredilmiştir. Yoksa eşi eş olarak devam ettiği sürece eşin de nafakası ona aittir. Sonuçta bir dinarın varsa, kendi ihtiyacın varsa önce kendi ihtiyacını gör.
Peki bu tamam, başka bir dinarın varsa çocuğunun ihtiyacını gör. Peki bu da tamam, başka bir dinarın varsa eşinin ihtiyacını gör. قال عندي آخر. Peki başka dinarım olursa enfiqhu ala khadimik. Hizmetçin, sonuçta seninle haşir neşir olan birisidir. Sana hizmet eden birisidir. Onu da ona harca ihtiyacı varsa. قَالَ عِنْدَ آخَرْ Peki başka olursa قَالَ اَنْتَ اَعْلَمْ Ondan sonra bakarsın kendin, bu anlattığım kriterlere göre ondan sonrasın sen daha iyi bilirsin. Yani kimin daha fazla ihtiyacı varsa, kime vermen daha faydalıysa o sıralamayı ondan sonra sen ayarlarsın diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soru soran kişiye verdiği cevapta insan önce kendi ihtiyacını, sonra çocuğunun ihtiyacını, sonra eşinin ihtiyacını, sonra hizmetçisinin ihtiyacını, sonra en makul gördüğü kişilerin ihtiyacını görmelidir diye tavsiyede bulunmuştur. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Ve an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan mervidir ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ela uhbirukum bi hayrin nas. İnsanların en hayırlısını, en hayırlılarından birisini size haber vereyim mi? İnsanların en hayırlısını, yani en hayırlılarından birisini size haber vereyim mi? Raculun mumsikun bi'inani ferasihi fi sebilillah. Bir adam ki atının yularını tutmuştur Allah yolunda. Yani mücahit, Allah yolunda cihada hazır hale gelmiş, kendisini eğitmiş ve cihad için hazır ve nazır bekleyen insanların en hayırlarındandır diyor. Gazze'de, Filistin'de gerçekten dünyanın egemen güçleri karşısında mücadele veren o yiğit insanlar, o yiğit mücahitler, en faziletli insanlar arasında, en hayırlı insanlar arasında yer alırlar. Düşmandan korkmayan, ölümün üzerine giden, ölümü bir şeref kabul eden, şehitliği kabul eden, ama pis pisine ölmek değil, gavurları geberteyim, onların tasallutunu yok edeyim, ondan sonra ölmek benim için şereftir diyen bir anlayış. Minik minik çocuklara, 10 yaşında, 8 yaşındaki çocuklara bile cihat ruhunu aşılayan mükemmel bir organize. Rabbim sahilerini meşgul eylesin, duruşlarını, vuruşlarını isabetli eylesin, düşmanlarını perişan eylesin. Bir insan cihat ruhuyla yetişirse mükemmel bir insandır. Biz dünya derdine düştük, diploma derdine düştük, toplama derdine düştük, makam mevki derdine düştük, cihadı unuttu. Mücahitler şimdi müteahhit oldu ifadesi kullanılıyor, meşhurdur. Fi tarihinde mücahit olanlar, sonra müteahhit oldular, sonra mütekaid oldular. Cihad ruhu kayboldu. Sabaha kadar afişler asan, duvarlarda yazı yazan, İslam gelecek, efendim kavga bitecek, huzur gelecek, huzur İslam'dadır şeklinde bir gençlik vardı. Gece gündüz mücadele veren bir gençlik vardı. Üniversitelerde, şurada burada mücadele veren bir gençlik vardı. Nerede? Yerler esiyor. Şimdi gerçekten cihat ruhu her Müslüman için önemlidir, çok önemlidir. Maalesef dünyevileşmenin hakim olduğu toplumlarda bu cihat ruhu kaybolmuş oluyor. Ama Gazze'deki çocuklara, kadınlara varıncaya kadar her birisinde elhamdülillah bu cihat ruhu vardır. Cenab-ı Hak sahilerini meşgul eylesin. Onları bu şekilde yetiştiren kimlerin emeği varsa Rabbim onlardan ebediyen razı olsun. Yüzlerini güldürsün. Düşmanlar karşısında onları Rabbim galip eylesin. Özgür bir Filistin devletinin kurulmasını ve aynı atmosferde, yani cihat ruhu atmosferinde yetişmesini, hakimiyetini Rabbim nasip eylesin diyorum. İnsanlar içerisinde en hayırlar arasında yer alan kimdir? Atının yularından tutmuş Allah yolunda cihat için bekliyor. Tabi o zaman at savaş için kullanılıyordu. Şimdi savaşta kullanılan neyse, tank mıdır, tüfek midir, top mudur,
efendim füze midir neyse, yani cihat için hazırlık yapan, hazırlıklı olan, kendisini eğiten kişilerdir. Ela uhbirukum billezi yetluhu. Ondan sonra kim gelir? Onu size söyleyeyim mi? Önce mücahit olan insanlar, cihat için hazırlıklı olan insanlar, canım malım Allah yolunda feda olsun diyebilen insanlar, bunlar en hayırlılar arasında yer alır. Ondan sonra kim gelir diye sormak ise, öğrenmek isterseniz, رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ ف۪ي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللّٰهِ ف۪يهَا. Cihada çıkacak durumda değildir. Bir sürü, bir miktar koyunu vardır. Koyunlarıyla bir köşeye çekilmiştir. Tabiri caizse bir dağa çekilmiş, ovaya çekilmiş, vadiye çekilmiş. Ondan sonra efendim orada Allah'ın hukukuna riayet ediyor. Yani dinini yaşamaya çalışıyor. Haramlardan kaçınıyor. Dinini yaşıyor. İnsanlar arasında karışırsam görevimi tam yapamam deyip koyunlarla nafakasını temin ediyor. Hukukullah'a dikkat ediyor. Bu da efendim değerli bir insandır buyuruyor. Ela uhbirukum bi şerrin nas. İnsanların en şerlilerinden birisini size söyleyeyim mi? Raculun yes'elu billahi yus'elu billahi ve la yu'ta bihi. Ve la yu'ti bihi. Raculun bir adam ki yus'elu billah. Yani birisi geliyor diyor ki ona, Allah için bana yardım et diyor. Allah için yardım isteyen kişiye ve la yu'ti bihi. Yani Allah için vermiyor. Bunu kale almıyor. Yani bir ihtiyaç sahibi geliyor ve Allah için ondan yardım istiyor. O ise vermiyor. Dolayısıyla bu da yani malı, serveti kendisine veren, Allah için kendisinden istendiği halde ve ihtiyaç sahibi olduğuna inandığı halde vermiyorsa, bu insanlar içerisinde gattar, merhametsiz, duygusuz, elindeki malın değerini bilmeyen, kimden geldiğini fark etmeyen, efendim değersiz bir insandır. Şerli, en şerli insanlar arasında yer alır. Burada racülün yüs'elü billahi ve la yu'ti bihi okunduğu gibi, racülün yes'elü billahi ve la yu'ti bihi diye de okunuyor. O zaman mana şöyle olur. İnsanlar içerisindeki en şerlisi racülün bir adamdır ki yes'elü billahi, isterken Allah için istiyor. Ama ve la yu'ti bihi, kendisinden istendiği zaman kendisi Allah için vermiyor. Bir de bu hadis-i şerifi şöyle de tefsir ediyorlar. Yani bir insan ne yapmamalı? Karşıki tarafı zorlamamalı. Kardeşim benim ihtiyacım var, ver demeli. Eğer ihtiyacı varsa. Ama Allah için yemin ederek, Allah hakkını kullanarak adamı zorla, psikolojik baskıyla ondan bir şey almaya kalkarsa bu doğru değildir. Bu da yanlıştır. Yani racülün yes'elü billah. Bir insan İsterken Allah için istiyor. İlla Allah için vereceksin. Psikolojik baskı yapıyor. Allah'ın adını kullanarak karşıki tarafı eziyor. Bu doğru değildir. Şunu kitaplarımız çok net söylüyor. Bir insan verdiğini psikolojik baskıyla veriyorsa onu almak caiz değildir. Yani diyelim ki bir toplumun içerisinde birisi utandırdık verdi bize. Kardeşim karnım aç, niye yedirmiyorsun beni dedik. Adam bizi yedirmeyecekti. Gel kardeşim sana bir çorba ikram edeyim dedi. Normalde vermeyecekti. Biz onu mahcup ettiğimiz için verdi. O çorba helal değildir. Yani bir insanı mahcup ederek psikolojik baskıyla ondan bir şey almak caiz değildir. Onun için bir izah şekli hadis-i şerifin racülün yes'elü billah. Yani isterken Allah için istiyor. Niye Allah-u Teala'ya şey yapıyorsun? İstismar ediyorsun. Niye psikolojik baskı yapıyorsun? Bu doğru değildir. Ve la yu'ti bihi. Sırası geldiği zaman kendisinden isteniyor Allah için, vermiyor. Bu insan şerli insandır. Şerli insanlar arasında yer alır diyor. Sonuç olarak bu hadis-i şerif üzerine yapılan açıklamalardan da hasıl olan şudur ki, birisi bizden Allah için isterse ve onun samimi olduğuna inanıyorsak, bizim de verme imkanımız varsa bunu boş çevirmemek lazım. Vermek lazım. İsteyici açısından baktığımız zaman isterken psikolojik baskı yapmamak lazım. Karşıki tarafın gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla verdiğinde bereket vardır. Vermiyorsa zorlamamak lazımdır. Ve an Ümmü Buceyd'in, Ümmü Buceyd'den rivayet edildiğine göre radıyallahu anh'a, قالت, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Bu sahabiye kadın da, annemiz de hadis-i şerifi naklederken diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ruddü's-sâile velev bi zilfin muhraqin. Ruddü's-sâile, yani birisi istiyor, ihtiyacı var, sizden bir şey istiyor, yardım et diyor, karnım aç diyor. Onu reddedin, yani geri çevirin. Velev bi zilfin muhraqin, yani yanmış bir tırnakla da olsa. Burada kastedilen şudur. Yani hiç boş ver, hepten boş çevirmeyin. Hiçbir imkanınız yoksa bir koyun bacağı mı vereceksiniz? Yanmış bir koyun bacağı mı, tırnağı mı vereceksiniz? Yani onun işine az da olsa yarayacak bir şey verin. Hepten boş çevirmeyin diyor. İmam Malik'i ve Nesai'nin Tirmizi ve Ebu Davud'un da bu manada rivayet etmiş oldukları hadis-i şeriftir kıymetli izleyenlerim. Tabii piyasada beni dinlerken neler düşündüğünüzü de tahmin ediyorum. Piyasada gerçekten bu işi istismara döken, caminin önüne geldiği zaman böyle çarşafa bürünmüş veya başörtüsünü bürünmüş. Ama alacağını aldıktan sonra camiden uzaklaşınca başını da aşan, renkten renge giren, toplumda itimadı sarsan insanlar maalesef istismarcılar vardır. Ve bazı dilencilerin hesabı resmi takip neticesinde banka hesaplarında onlara yardım eden 10 kişi, 20 kişinin hesabından daha fazla para olduğu da sabit oluyor. Tabii bunlar önemlidir elbette. Toplumdaki itimadı, herkese karşı itimadı kaybettiriyorlar. Eğer insan azıcık bu ihtiyaç sahibidir diyorsa onu görmek lazım. Az da olsa görmek lazım. Yani diyelim ki adam 50 lira vermez de 5 lira verir. 5 lira vermez de 1 lira verir. Sonuçta 1 lira da bir ikramdır. 10 kişi birer lira vermiş olsa 10 lira yapmış olur. Yani bir, istismar etmemek lazım. İki, ihtiyaç sahibi olduğuna inandığımız kişileri de hepten boş çevirmemek lazım. Varsa bir miktar, en azından bir miktarla gönlünü almak lazım. Ve an İbn-i Umar radıyallahu anhuma, Abdullah İbn-i Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. مَنْ اِسْتَعَادَ بِاللّٰهِ فَاَعِيدُوهُ Yani size birisi Allah için sığınmış olsa, siz onu sığınmanıza alın. Yani bir insan men istaade biküm ve talebe minküm def'a şerriküm ev şerre gayriküm anhu qailen billahi aleyk en tedfe anni şerrek. Yani birisi sana diyor ki falanca kişinin şerrinden Allah için beni koru. Veya sen bana şu kötülüğü yapacaksın, Allah için bu kötülük ya bana yapma, beni bu kötülükten azat et diyor ise fe'iduhu, yapacağınız kötülüğü dövecek miydin? Dövme. Efendim bir başka zarar mı verecektin? Verme. Veya bir başkasının zararından, dövmesinden, kovmasından seni, sana iltica ediyorsa, elinden gelen imkan varsa onu değerlendir. Yani sonuçta Allah için sizden birisi yardım istiyor. Bir kötülükten kurtulmak istiyor. Bir şerden, bir zarardan kurtulmak istiyor. Ya sizin şerrinizden kurtulmak istiyor veya bir başkasının şerrinden kurtulmak için sizden yardım istiyor. Ala külli hal, Allah için sizden yardım isteyen bu insana merhamet edin. Elinizden geliyorsa yardım edin. وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْتُوهُ Sizden birisi Allah için yardım istiyorsa ona da imkanınız varsa verin. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيبُوهُ Sizi birisi davet ederse size değer vermiştir. Efendim sizi ağırlamak istemiştir. Onun da davetine icabet edin. Siz o size değer verdiği gibi siz de ona değer vermiş olursunuz.
Birisi bizi davet etmiş olsa bize değer vermiş oluyor. Biz de onun davetine icabet edersek biz de ona değer vermiş oluruz. Dolayısıyla aramızda bir muhabbet oluşmuş olur. Cenab-ı Hak bütün ölülerimize rahmet eylesin. Sevgili babam, Rabbim rahmetiyle tecelli eylesin, derdi ki, bir arkadaşın ile karşılaştığın şehirde, gel kardeşim sana lokantada bir yemek beraber yiyelim dersin. Lokantaya götürürsün, ona bir yemek ikram edersin. Bu güzel bir şeydir, mükemmel bir şeydir. İkramcı olmak, ekmekçi olmak, cömert olmak güzel bir şeydir. Ancak o arkadaşına gel kardeşim eve gidelim, bir yemek yiyelim, bir çay içelim, sohbet edelim deyip aynı yemeği, hatta aynı yemekten belki daha da kalitesini evde ikram etmek, yani bir insanı evine davet edip onu orada ağırlamak daha ciddi bir samimiyeti ifade eder. Sonuçta o da ikram, o da ikramdır. Ama birisi öbüründen daha farklıdır. Bir insanı evine götürüyorsan gerçekten ona sen çok dost değeri veriyorsun. Evime seni layık görüyorum diyorsun. Sen de bu insanın davetine icabet ediyorsan karşılıklı birbirinize değer verdiğinizi ifade eder. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَيَجِيبُهُ وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا. Size birisi iyilik yapsa, herhangi bir iyilik yapsa, bu iyilik size çok güzel sözler söylemiş olur, tatlı sözler söylemiş olur, ikram etmiş olur, para ikram etmiş olur, gıda ikram etmiş olur. فَكَافِئُوهُ. Siz de onun karşılığını verin. Yani iyilik, iyiliğe iyilik her kişinin karıdır, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır denmiştir. Yani iyiliğin karşısında iyilik yapmak herkesin, efendim, yapabileceği bir güzelliktir. Bunu da ihmal etmek doğru olmaz. Yani adam bize iyilik yapıyor, biz ona kötülük yapıyoruz. Olmaz. Adam bize iyilik yapıyor, iyiliğini görmezlikten geliyoruz, minnet etmiyoruz. Bu da olmaz. Çünkü nimete karşı şükür elbette görevimizdir. İnsanlara şükretmeyen Allah'a da şükretmez. Babam beni bakmak mecburiyetindedir. Anam beni doğurmasaydı hizmet etmek mecburiyetindedir. Bu anlayış müflis bir anlayıştır. O zaman Allah beni madem yarattı, o zaman bütün ihtiyaçlarımı görsün, ben ona borcum yok demek gibi bir şeydir bu. Öyle değildir. Cenab-ı Hak her verdiği nimete şükür istiyor ve bizi nankörlükten men ediyor. Bu itibarla bize iyilik yapan kişinin yaptığı iyiliğin karşılığına bir şey yapmak lazımdır. فَاِلَّمْ تَجِدُ مَا تُكَافِعُوهُ. Ona verecek bir karşılığın yoksa, adam sana armut verdi, sen ona elma verirsin. Adam sana elma verdi, sen de armut verirsin mesela. فَدْعُوا لَهُ. O zaman ona dua edin. Eğer verecek bir şey yoksa sen de ona dua edin diyor. حَتَّى تَرَوْا اَنْ قَدْ كَافَئْتُمُوهُ. Tamam, bu yaptığım dua onun gönlünü aldı, karşılığını ödedim deyinceye kadar dua edin diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Meşhurdur Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, "Men suni'a ileyhi ma'rufun feqale li fa'ilihi cezakallahu hayran fekad eblagha fi thana." Yani bir insana iyilik yapılmış olsa, o da cezakallahu hayran dese, yani kardeşim senin bana yaptığın bu iyilik mükemmel bir iyiliktir, bunun karşılığını ben vermeye kalkarsam bunun hakkını tam veremem. Allah verirse tam verir. Allah bunun karşılığını sana versin diye karşı tarafa dua yapıyoruz. Eğer bir insan kendisine yapılan iyiliğe böyle bir dua yaparsa, efendim, onun kendisine yapılan iyilik ne kadar büyük olursa olsun adeta karşılığını ödemiş oluyor. Çünkü ben veremem Allah versin deyince, Cenab-ı Hak da verince nasıl verir? Mükemmel olarak verir. Dolayısıyla bize iyilik yapan insana biz de iyilik yapmalıyız. Ama pozisyon buna müsait değilse cezakallahu hayran demek sünnettir ve onun yapmış olduğu iyiliğin karşılığını ödemektir. Bu konuda meşhur bir rivayet vardır. وكانت عادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا دعا لها السائل تجيبه بمثل ما يدعو لها. Yani Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha gelirdi dilenci, isterdi. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha ona verirdi. Ona verince dilenci Hazreti Ayşe annemize dua ederdi. O Hazreti Ayşe annemize nasıl dua ederse radıyallahu anha'ya, Hazreti Ayşe annemiz aynı duayı ona yapardı. Denirdi ki Hazreti Ayşe annemize radıyallahu anha, neden böyle? Yani sen ona ikramda ettin,
O sana dua etsin. Sen ona niye dua ediyorsun? Sen zaten duayı hak ettin. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a, ben ona iyilik yaptım. Karşılığını Allah'tan alacaktım. O bana dua edince iyiliğimin karşılığını ödemiş oldu. Ben de aynı dua yapınca duam onun duasına karşı geliyor. Ona yaptığım iyilik ise artı olarak Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bana ikram etmiş olacaktır diye cevap vermiştir. Yani biz birisine ikram edip o bize cezakallahu hayren deyince yaptığımız iyiliğin karşılığı ödemiş sayılır. Biz de aynı şeyi duayı ona yaparsak duamız onun duasına karşı gelir. Ona yaptığımız iyilik ise açıkta kalmış olur. Onun karşılığını Cenab-ı Hak bize lütfeder. Böyle anlaşılmalı burası. Ve an Cabir'in radıyallahu anh'u kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz. La yüselü bi vecihillahi illel cenne. Allah için, Allah rızası için ancak cennet istenir. Yani Allahümme inni es'elüke bi vecihkel kerim en tudhilina cenneten naim. Allah'ım, ve normalde yüz demektir. Allah'ım senin yüzün yüzü hürmetine, tabiri caizse, istiyorum dersen neyi isteyeceksin? Cennet isteyeceksin. Yani bi vecihillah, Allah için, Allahu Teala'nın zat-ı paki sübhaniyesi için istenecek olan şey değerli olmalıdır. O da cennet olmalıdır. La yüsel, la yüselü gibi de okunmuş bu hadis-i şerif. Rivayet olarak okunmuştur. Dolayısıyla bundan anlaşılan nedir kıymetli izleyenlerim? Yani bir insan basit dünya şeyleri için Cenab-ı Hakk'ın bir vecihike diyerek Allah'ım senin yüzü, senin zat-ı paki subhaniyetinden istiyorum dediğinde değerli şey istemesi lazım. O değerli şey de nedir? Cennettir. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızasının tahakkuk edeceği, dostlarının buluşacağı yer olan cenneti istemektir. La yüselü bi vecihillahi şeyun illel cennet. Mithlen yukal, Allahümme inni es'elüke bi vecihkel kerim en tudhulina cennete naim. Yani Allah'ım ben vecih-i kerimin ile senden tepeden tırnağa kadar nimetlerle dolu olan cennetini istiyorum. La tes'elu minen nâsi şey'en bi vecihillah. Mithle en tegûlu a'tını şey'en bi vecihillah. Yani bir insandan isteyeceğiniz zaman, a'tını şey'en bi vecihillah. İşte Allah'ın vecihi hürmetine ver bana şunu veyahut da billah. Allah için şunu bana ver diyerek Cenab-ı Hakk'ın ismini insanlardan isteyeceğimiz bir şeyde istismar etmemek lazım. Bu ismin bir değeri vardır. Bu değeri korumak lazım. Bu isim aracılığıyla ancak cennet istenilir Cenab-ı Hak'tan buyurmuş oluyor hadis-i şerifte. Kıymetli izleyenlerim, böylece bir dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Rabbim her birimizi veren el eylesin, faziletli sadakalarla imanımızı, ihlasımızı ispatlayan bahtiyar kullarından eylesin. İnsanlara olan merhametimizi, kendi elimizdeki malın Allah'tan geldiğini ve sahibinin Allah olduğunu anlayabildiğimizi, ahiret sermayesini dönüştürmek derdinde olduğumuzu, şuurlu bir Müslüman olduğumuzu ortaya koymayı, bu kaliteyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Gazze'deki kardeşlerimize, Filistin'deki kardeşlerimize ve dünyanın muhtelif yerlerinde mağdur ve mazlum olan kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Onlara yardım elini uzatanlara da Rabbim yardım elini uzatsın. Rabbim bizi dünyada da ahirette de mahcup eylemesin. Rızasını, cennetini, cemalini nasip eylesin. Dostça yaşamayı, dostça ölmeyi, dostlarıyla dirilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.